Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek patiği yapacağız. Dikişsiz bir patik yapmaya çalışacağız. Dilim döndüğünce ben size bunu anlatacağım. Bu sıralar bebek örgüleri örüyoruz. Bizde bebeklerimiz gelecek. Ördüklerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Kullanacağım şu anda kullanacağım iplik Alize Baby Best. Normal 3 numara çorap şişiyle öreceğim ben bunu. Evet, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve destek verirseniz çok mutlu olurum. Abonelik tamamen ücretsizdir. Şöyle biraz daha indireyim. Şimdi başlamak için bizim 31 ilmeğe ihtiyacımız var. Bu patiği tek ilmekle atıyoruz. Yani 31, 35, 37, biraz daha büyük yapmak isterseniz 39. Yani attığımız ilmek sayısı tekli olacak. Biz 31 ile başlayacağız. Şimdi küçük olsun. 2, ben bu şekilde atarım ilmeklerimi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31 tane yap gelin. İlmeklerimizi attık. Şimdi bir ters bir düz lastik örgüsü yapacağız. Bir ters. Tersi normalde ben böyle atıyorum. Normal örgü örerken. Ama burada biraz fantezi dursun istiyorum. Onun için alttan atacağım. Düzü normal atış. Arkadan öne doğru, tersi aşağıdan yukarı doğru, düzü arkadan öne doğru, ters ilmeği aşağıdan yukarı doğru. Boynunda örenler genelde bu tip atarlar. Onun için siz atış şeklinize devam etseniz herhalde benim yapacağım lastik çıkar. Örgüyü ördükçe ortaya çıkan şeye göre, yüzeye göre siz de nasıl atacağınıza karar verebilirsiniz. Ama benim gibi örenler alttan tersleri atarsanız biraz daha farklı duruş yapar lastiğimiz. Bir ters bir düz. Tümünü yapalım. Yine bir ters bir düz örgümüze devam ediyoruz. Tersi alttan atıyoruz. Düzü de bu şekilde, içten değil de bu şekilde şişimizi ilmeğimize sokup örgüye devam ediyoruz. Evet, bu işlemi, bu ikinci sıramız, toplam 12 sıra ters yaptım. Örüp geleceğiz. 2 sıra. Toplamda 12 sıra yapalım, gelelim. Toplamda 12 sıra lastik ördük. Yine lastik örmeye devam edeceğiz ama arttırma işlemi yapacağız. Bir düz, bir ters. Yine aynı şekilde atıyoruz. Düzlerimizi dıştan alıyoruz. 4. 31 ilmek vardı. Ortadakinin sağından solundan arttırma işlemi yapacağız. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.
Şimdi bir tane doluyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bir tane doluyoruz. En ortadaki 16. ilmek. 31'den 1 çıktık. 30, 15 bir tarafta, 15 bir tarafta kaldı. Bir tane ördük. Hemen yanında bir tane daha doladık. Düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Arka sıraya geçelim. Bir düz, bir ters. Ters. Şimdi bunu düz öreceğiz. Bu da düz. Bu da düz. Sonraki sırada bir düz, düz bir ters örerken burada arttırdıklarımızı da bir düz bir terse uyacak şekilde getireceğiz. Yani arttırdıklarımızı da lastiğe katacağız. Orasını tamamen dümdüz çıkmıyoruz. Ters. Bir ters, bir düz. Şimdi burada şu ortadaki arttırma noktamız. Bunu düz yaptık. Bu da ters olacak şimdi. Bu da ters. Pardon. Şimdi burada bir tane arttıracağız. Dolayalım. Ters. Dolayalım. Şöyle dolayalım. Ters, düz, ters, düz, geldik arka sıraya. Düz, ters, düz, ters, düz, ters şeklinde ortaya kadar bir geçelim.
Buranın gelişine göre burada arttırdıklarımıza yön veriyoruz. Şimdi buradan gelirken düz ördük en son. Arttırma ilmeğine geldik. Bunu ters öreceğiz. Bu da düz. Bu da ters. Bu da düz. Bu da ters. Bir ters bir düze döndü gene. Bir arttırdığımızda bir ters bir düz olmuyor. Burada 3 tane düz denk geldi. İkinci arttırdığımızda bir ters bir düze denk geldi gene. Bunu bu şekilde arttırmaya devam ediyoruz. Buradan 2 tane arttırmış olduk. Bu ilmeğin hem sağdan hem solundan toplam 7 kez arttıralım ve gelelim. Yani burada sağdan soldan 7, 14 ilmek çoğaltmış olacağız. Toplam 7 kez arttırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tarafta 22, 15 vardı. 7'den 22. Bir tarafta 22 ilmek oldu. Şimdi tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Haroşa yapacağız birkaç sıra. Lastik örme kısmı bitti. Tüm ilmekleri düz olarak ördük. Patiğimizin düz yüzü burası. Şu ortadan çıkan düz olanı düz taraf olarak kullanacağız. Bir sıra haroşemiz olmuş oldu. Şimdi yine düz geçeceğiz. Tüm ilmekleri düz olarak öreceğiz. Bu düz tarafta şu haroşemizden 5 tane olana kadar haroşeyi örelim, gelelim diğer işlemlerini yapalım. Düz taraftan baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşeyi ördük. Şimdi ortadaki 5 ilmeği bulacağız. Onun için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bir ilmeğim çıkmış buradan. Niye çıkmış ki? 19 ve 20. 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ortadaki 5 ilmek burada. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5.'yi yeme yanındakiyle birlikte örüyoruz. Geri dönüyoruz. Bunu örmeden alalım. Orada boşluk oluşturmasın. 2, 3, 4, 5.'yi bu 5 ilmeği sürekli öreceğiz. Bir sağdan bir soldan ilmekleri katarak birlikte ördük. Döndük. Bunu örmeden alalım. 1, 2, pardon, 3, 4, 5.'yi şöyle içten yanındakiyle birlikte örelim. Döndük. 1, örmeden aldık. 2, 3, 4, 5.'yi yanındakiyle birlikte ördük.
Döndük, örmeden aldık. 2, 3, 4, 5.yi şöyle içten yanındakiyle birlikte ördük. Döndük, örmeden aldık 1.yi, 2., 3., 4., 5.yi ikisini birlikte ördük. Şöyle hem sağda hem solda bir iz yol yapacak ve tüm ilmekleri bu şekilde bitireceğiz. 1.yi örmeden alalım, bir kez daha gidiş geliş yapalım. 3, 4, içten ikisini birlikte sola doğru kesim yapıyoruz ki yol oluştursun. 1.yi örmeden aldık. 2, 3, 4, 5.yi şöyle tersten ikisini birlikte ördük. Sağdan soldan ilmekleri tüketene kadar, 5 ilmek kalana kadar devam edelim. Sonra buluşalım. Son birer ilmeği de beraber kapatalım. Bir sağ bir sola ilmeğimiz kaldı. Bu tarafı bitirdik. İki, üç, dört, beş. Bu tarafı da bitirdik. Patiğimizin alt kısmı hazır. Şimdi bu tarafı yapacağız. Şurayı. Tam bebek patik oldu. Yeni doğana. Bunun için ilmek çıkarırsam şurası açılmaz. Onun için şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4. Şuradan hemen bir ilmeği alıyoruz. Beraber örüyoruz. Döndük geri. 3 şiş takarsam ilmek çıkarabilirim. Sağdan soldan ilmek çıkartıp 1 şişle örüp 2 şişi oralarda bırakabilirim ama böyle de yaparız. 4, 5.yi şuradan hemen bir ilmek çıkartıyoruz ve 5.yi de birlikte şöyle çıkaralım, örüyoruz. Evet, döndük geri. 1. ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5.yi hemen yandan sıradaki ilmeği çıkarıp birlikte örüyoruz. Döndük geri. 1, 2, 3, 4, 5.yi şişime taktım. Sıradaki ilmeği aldım. Birlikte ters örüyorum. Döndük öbür tarafa. 1, 2, 3, 4, 5.yi şişime aldım. Sıradaki ilmeği aldım. Birlikte düz örüyorum. Bu şekilde şöyle tepe noktaya kadar bir gelelim. Sonunu gene beraber yapalım. Bir sağdan bir soldan ilmek çıkararak ve yanındaki ilmekle örerek kapatacağız burayı. Evet. Bebişimizin patiği bitmek üzere, son şeylerle beraber yapalım. Şöyle bir patik. Dikişsiz bebeklerin ayağına herhangi bir batma olmayacak. Son ilmekleri de beraber alalım ve örelim. Döndük geri. İki,
3 4 5.'yi şöyle beraber tersten örüyoruz. Üst noktayla birleştirene kadar bu işleme devam ediyoruz. Bir kere daha geleceğim buraya. Aşağıda kalır. Bir kere daha git gel yapacağız. Şuradan ilmek çıkaralım. Evet. Bir bakalım yüksek olmazsa şuraya da bir tane geleceğiz. Son ilmeği alalım, bitireceğiz. Ondan sonra, evet, şunu şuradan mı alsaydık? Bağlarken, bitirirken onu düzeltiriz. Biraz ipi uzun keselim. İğnemize geçirelim. Ve buraya benzesin biraz diye iğne ile kapatalım. Şunu da şuraya bağlayalım. Geçişi düzlemiş olalım. Bir kere daha bağlayalım. Evet. Bebişimizin patiği hazır. Düğüm yapmamak için böyle birkaç kere doladım ve kestik. Çok tatlı oldu. Evet, patiklerimiz burada. Bebişimiz güle güle giysin artık. Kim yapacaksa sizin de bebişleriniz güle güle giysin. Şimdi bunun içine bir manken olsa güzel duracak. Evet, bir başka modelde, bir başka videoda, belki bir başka üründe buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.